İyi akşamlar Penguen gıda günlük grafik Penguen gıda'yı galiba 10 gün 15 gün mü hatırlamıyorum yani bir zaman bir videosunu yapmıştım ama e, bunu da aşağıda bir 3 lira civarındaki destekle takip ediyorduk yani bu hareket bakın e, a, yani yatay alan o yatay alanın aşağı doğru katladığı ve destek bulduğu alan orasıydı o kısma geldi yani orada da bir destek buldu aslına bakarsanız çok fazla aşağı salmadı yani burada bir kapanış var yok değil tabii şöyle bir bakalım altında kapatmamış ya 3 lira 3 kuruş civarında kapatmış ben çizgi 3.15 civarında koymuşum orada derinliğe dayanarak çok büyük bir sapma yok yani arada burada aslında yataylık yani o destek devam ediyor yani 3 lira civarındaki desteği almaya devam ediyor Pengueng'da ama şey böyle grafik biraz kararsız yani bir tepki veremiyor yukarı doğru 20 günü kıramıyor 50 günü kıramıyor çok basit 3.31 ee, yukarıda kırılmalı yani bir biraz bir prime ihtiyacı var açıkçası şu an 3.15'te kötü bir alanda değil 20 gün test etmiş ve 20 gün direncinin tam üstünde kapatmış yani bu devam ederse 20 gün geçilirse e, biraz daha böyle e, alıcılı bir hale bürünürse 3.31'de e, önündeki dirençtir oraya dikkat etmek lazım 3.31 kırılından sonra da önünde 3.70 var bu dirençler önemli aşağıda 3 lira bakın 3 lira alabilirsiniz ben riski sevmiyorum derseniz yani ara bir fiyat veya çok riski seviyorsanız daha başka bir fiyat da alabilirsiniz kendinize. Bu şart değildir. Yani herkes aynı alanı almaz. Onu bir söyleyeyim. <laughs> Dolayısıyla bana benim kendi şeyim hani kendi fikrimi söylüyorum ama burada 3 lira almak biraz daha doğru olur belki. 3 liranın altında kapanışlar geliyorsa yeni bir dip var. Yeni bir dip varsa sorun var demektir teknik anlamda. Ee, böyle takip edilebilir. Yani ara bir destek söyleyeyim 3 on. Yani 8 ortalaması 8 gün üsteli. 8 gün üsteli anahtardır. Ee, düşerken de anahtardır. Çıkarken de anahtardır. Çoğu zaman kısa trade'ler için özellikle kısa trade'ler için. E, çok Riski <laughs> kabul edemeyen varsa belki 3 onda. O yüzden aşağıda takip edilebilir. Artan hacimler var, artan fiyat var ama yeter kadar hacim yok. Yani son 20 gün ortalamasının üstüne bir hacim alamıyoruz. Yine de artması fiyatla beraber olumlu olarak addeldir. Bu da diğer bir dikkat edilmesi gereken gösterge. Bugünkü hacim de fena değil. Yani 161 kapatmış, 5.2 milyon hacim yapmış. Yani en azından son 20 günün üstüne çıkmayı başarmış. E bu tabi böyle devam ederse yani 20 gün geçilirse hacimde ufak ufak artış 6 milyon 7 milyon lot gibi günlük hacimler almaya başlarsak 50 güne bir hareket görürsek o belki bir dönüş olur mu diye şey yapar hani bir ümitlendirebilir çünkü burada 3.31 geçilmeden de yani düşen trend kırılmış sayılmıyor onu da söyleyeyim o yüzden 3.31 mutlaka ama mutlaka geçilmeli arkadaşlar RSI olumlu makdi olumlu böyle büyük bir şey şeyden bahsetmek mümkün değil hani göstergelere bakınca da zaten momentum düşük büyük bir momentum yok ama pozitif seyirlerinde devam etmeye çalıştırıyor çalışıyorlar pozitif ara ve pozitif makti görünümü devam ediyor burada onu da ifade edeyim genellikle dip oluşumlarında görülür pozitif arasay zaten genellikle değil dip oluşumunda olur pozitif arasay ve makti negatifte tepe oluşumunda olur yani bunların özelliği odur Umarım tabii yani her zaman şey değil öyle atlanmaz pozitif MACD pozitif arasay gördük Aman hemen alalım diye şey yapamazsınız, düşünemezsiniz ama burada çok uzun bir zamandan beri bu pozitiflik devam ediyor. E, o yüzden de e, ya olumlu bir sinyal olarak en azından algılanabilir. Hani Bu garanti değil artık. yani Bu işin garanti yöntemi yok. Onu bir uyarayım. Yani bu videoyu dinlediniz. Aman penguen dönüyor demeyin. E, i̇nanın hiçbir garanti yöntemi yok. Ben pozitif RSI pozitif maddi yapıp yani dip düşünürsünüz orayı ama eksi 20 daha giden gördüm. Onu da uyarayım arkadaşlar yani hiçbir şekilde garanti şey yok ama riskinizi yönetirsiniz. Yani dip belli e, 3 liranın altında kapanış gelmeye başladı. E, satıcı var yani aşağı yönlü akım devam ediyor. Yani bu böyle basitçe bir e, strateji kendinize göre veya bir strateji güdebilirsiniz. söylenebilecek başka bir şey yok e, penguen gıda için. 3 liranın kırılımından sonra 2.70'e kadar bir alan var uzayan. O 2.70 civarlarında belki bir e, destek olabilir. O da negatif bir durumda e, göz önüne alınmalı. Herkese iyi akşamlar.